Bir sözü fazla uzatmayayım. Geçim misafirimize Mustafa Müzik Bey çok hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın. İlk önce kısaca diyelim. Sizi tanımayanlara, belki de çok da tanınırsınız Kerkük'te arşiv sayesinden. Kendiniz tanıtsanız. Ben birinci kereden çok memnunum. Ben davet ettiniz. Biz memnunum. Allah razı olsun sizden. Sizden ve izahuzdan. Ben Mustafa İsmail Osman. Çerçüç Priyadi Mahallesi Kakıyam. Üç çocuğum var, oğlan. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Bu arşivde de işte 95'ten bırakık indiçimin. Maşallah, ne güzel. İçimizde yaşırır bir sevdadı yani. Bir hayat olup resmen 95'ten indiye kadar. 95'ten indiçimin. Peki arşivi bir kısaca anlatabilirsiniz bize. Arşiv ne demektir? Arşiv büyük bir kelimedi yani, az bir kelime de öyle. Yani ben 3-4 mağın çağıranın mağınsını yığıştırım, yok bu arşiv diyor ki. Ben arşiv diyendem yani gerek çerçücüğün bütün Türkmen bölgelerinin gerek hepsinin arşivi olsun sende. Kesinlikle. Hepsinin yani. Tabii. Yani sen uzman alanı diyorsun, şarkılarda arşiv bu başlayıp. Şarkılarda ve mende şairlerimiz de var, olan da kayıtlar var. Güzel. Ve mende bizim mallarımız var. Ne güzel. Çerçücü mallar yani. Ben. Ama ben bu dediğim bu zamanın demirim. Ben dediğim 40'ların. 50'lerin, 60'ların, o zamanın bir güneşimin işte marak meselesi düştüğünü her sanatçının, her mallarının, her şairin bütün şeyleri yamdadı yani. Güzel. Konulara daha fazla detaylıca gireceğiz bunlara ama bir raportajımız vardı değerli izleyicilerimiz. Onu izleyelim, tekrardan dönelim konumuza. Arşiv, bütün bu dünyada kurumların, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucunda meydana gelen idari, hukuksal, tanıklık kurumsal değeri olan ya da tekrar kullanılmak üzere üretilen her türlü görsel, yazılı ve data bilgilerinin muhafaza edildiği yerdir. Arşivler genel olarak klasik arşivler ve modern arşivler olarak ikiye ayrılır. Klasik arşivler, Osmanlı arşivi gibi eski yazıyla yazılmış belgelerle ilgili arşivlerdir. Modern arşivler, İş dünyası, hastaneler, televizyonlar gibi kurumların ürettikleri her türlü belge ve bilginin tutulduğu yerdir. Duydum ki unutmuşsun. Ayrıca her evde, her ailenin kendine öz arşivi vardır. Örneğin fotoğraf albümleri veya mektup, anı, hatıra gibi eşyalarda arşivlenebilir. Arşivin tarihi çok eski milletlere kadar dayanır. Eski Mısır ve Roma'da birçok devlet, tapınak ve aile arşivlerine sahipti. Mezopotamya'da M.Ö. 2000 yıllarından başlayarak tablet halinde belgelerin saklandığı bir devlet arşivi bulunmuştur. Hattuşaş, Boğazköy'de yapılan kazılar sonucunda M.Ö. 1800 ile 1200 yılları arasında Hititlere ait muharebe, antlaşma, kanun, kral yıllıkları ve daha birçok belgelerin saklandığı büyük bir devlet arşivi ortaya çıkmıştır. Bu arşiv muhtevasının önemli bir kısmı İstanbul, bir kısmı da Ankara Arkeoloji Müzesi'ndedir. Arşivin birçok çeşidi vardır. Onlardan birkaç tanesini saymış olursak. Devlet arşivleri. Bir ülkede devlet hayatı ile ilgili mevcut bütün arşiv malzemelerinin toplanmış olduğu arşivlerdir. Şehir arşivleri, bir şehir ile ilgili bütün vasikaların bir arada toplanmış olduğu arşivlerdir. Dini arşivler, cami, tekke, medrese, manastır, sinagog gibi dini kuruluşların faaliyetleri neticesinde teşekkül eden vasikaların bir araya toplanmış olduğu arşivlerdir. Hastane arşivleri, bir hastanenin faaliyetleri neticesinde teşekkür eden vasikaların bir araya toplanmış olduğu arşivlerdir. Ekonomik arşivler, çeşitli endüstri ve ticaret kuruluşların bünyelerinde teşekkül ettirdikleri arşivlerdir. Folklor arşivleri, bunların bir ülke, şehir, bölge gibi her türlü folklor malzemelerinden teşekkül eden arşivlerdir. Evet.
Değerli izleyenler, izledik. Çok güzel bir röportaj hazırlanmıştı bizler için. Tabii içinde bazı şeyler dikkatimi çekti. İlk sorumu, haz ederim sorum bu raporla ilgili. Arşivin dedi tarihi vardı. Peki bir şeyin arşiv olması için ne kadar süre kalması lazımdı ki arşiv olduğunu bildik? Yani bir süre mi lazımdı özne? Kazdı kaydetmeği yok ha. Yok, arşive geçmeği, yani mesela arşivde artık sayılı. O ne, yani mesela önce bir tarih geçsin üzerinden ancak o arşiv olamaz. Arşiv şart öyle şeydi. Mühim her başarın sanatçı olun, kitapçı olsun, şey olsun. Mühim bunların arşiv kalsın sende. Çünkü zaman geldi, cil geldi. Bəli. Biz bilir bunlara dönük bir de. Bunlardan aldık. İçinden kitaptan olsun, o söz olsun, o kelimet olsun, o makam olsun. Bir arşivin arşiv sayılmağı için değerli olması şart mı? Mesela bir şairin belki şiirler çok da güzel değil. Veya bir şarkı çok da sevilmiyip ama bir zamanlarda bir şarkıymış. Onun arşiv olmağı sizce yani oğlu arşiv olsun yoksa illaki değerli bir şey olsun? Arşivçi yanda oğlu. Arşivçi yanda. Arşivçi yanda. Yani her şeyi arşivde. Her şey, yani sonuçta saklı. Olsun gerek olsun. İmizde sanatçı var. 90'lardan 3 şarkısı var. İndeçimin meşhurdu. 3 şarkısı var. 3 şarkıdan. Yine doğru. Bir gün geçimin şeyi var. Şimdi mesela burada biz tamam konunu da akşam. Adam var direkt gitti stüdyoda bir yani kaydetti. Doğru. Bu yani çağıran oldu. Doğru. Ben bunu kanlardandı yani diye. Lafı üzerine ben de bu şeyi istirem bu örnek vereyim. Kazmış Sahar'ın Hasan el Marwani'nin Ana ve Leyla bir tek şiiri tarihe giren bir şiir oldu. O bir tek şiiri de var o şairin de. Bu da var yani doğru değilsiniz. Gelir mesela stüdyoda kaydedir. Biz konumuz bu diyor bir mani kaydedir. Çıkır işte mecburdu. Şimdi internet şeyi var böyle yazsın mesela sanatçı. Bəli. Bazı adam mezak edir buna. Sen buna mezak etme. Bizim sanatçımız var. Kim mani'si var? Doğrudur. 70'lerden indi geçmiş kim mani'si var ama adı var. Arada adı var. Doğru. Bəli. Her adı gelende mesela diyorlar adı var bunun. Bəli. Biri çok böyle hazirden buradan diyeyim. Ali Abbi Kerim. Yani sizler de biz diyebilirim. Zucilus bizim cilimizden de ol. İndiye çünkü adam maniyeti meşhur yani. Bunu hazırlayan bilintir. Aynen. O maniyet çağlanan da gerek biz destek veriyor. Gerek biz şey veriyor. Bakarsan bir maniyeden meşhur olur. Çok sanatçı var bir maniyeden bakarsan meşhur olur. Doğrudur. Peki mesela bir şey arşivlemek için hemen alsız şarkı olduğu gibi şarkı olu, şiir olu fark etmir. Hemen arşivlisiniz yoksa üzerine bir çalışsınız. Yani bir montaj olsun. Tabii ha, montaj olsun. Montaj edarek bir de bizde eski videolar var, eski şeyler var. Bunlar da işlemek ister. Doğru. Yani olmaz yatsın. Bunlar gerek mesela haftada bir, o ayda bir, o üç ayda bir bunlar bir çalasan, bunlar bir... Yani arşivlenen şarkılar. Arşivlenen, olmaz yani bunlar. Sonra yerleri var bu arşivin. Yani mesela yaz günü bu sıcakta has diye yer var, serin yer koyuyorsun. Yaz günü mesela rütbet almaz çünkü bu mıknatisli. Kasetler mıknatisli. Mıknatisli olmak ne der? Sesi tabak eder. Yani bu işlerde bilen biri baş çıkar bir işten. Kasiyetin şeyini öldürür, tonunu öldürür. Ben. Güzel bir şey daha gündüz. Bu da enteresandı. İnsan var, kasiyeti evde yani. Belki siz daha profesyonel bir arşivçisiniz. İnsanlar özü için sevdiği yani şarkılar var. Belki de 60'lı 70'li bizim babalarımızın cili nesli. Sevdiği bir iki üç sanatçının plakını kaldırıp öde. Ama belki de çok insan var bunu bilmir. Rütbet sıcak sağlığın çok adam bilmez. Bozulu hani. Bizde şimdi eski törenler var. Doğru. O vakit videoydular, büyük videolar. Gatiller bunları hatta tahvil edince diye. Yani diye CD'ye o şeye. Mağın 6 çarı 7 çarı iade eder o zaman. Bunun sesi gelsin, o bunun bilsiz eski videolar var idi onlar. Bel. Yani o da onlar da var bizde kayıt ederek yani döndürük şey ederek onlar bizi yoruntulu neden yatıp bakarsan bir yere atıp özün rütbet alıp sıcak alıp şey alıp yani kardeşler bilirler bu işten işleyipler. Doğru. Ondan dolayı haz etmedik bizim şeyimiz yatsın. Doğru. Doğru. Bugün bir arşivçi olarak bugün Türkmen sanatının elbette tarihine vakıf bir insansan. Bilirsen ne var ne yok çünkü arşiv ettiği için her sanatçı geliyor gibi. Bütün sanatçılarda az çok bilgi vardı. Bugün bazı sorular soralım. Bugün seyirciler de belki burada merak ederler. Türkmen sanatının ilk sanatçısı tarihte bugün Irak Cumhuriyeti içerisinde ilk sanatçımız kimdi? Bak bu güzel bir konuya değindi. Bu muhim bir konuda. Haz ederim buradan da dinlesin bizi. Bizi ilk tanıtan 1924. Ki bizde arşivi var. 1924 bir gün açımız. Bizim ilk arşivimiz oradan başladı. 100 yıl oldu. Sanat yani arşivimiz. 4 yıl sonra 100 yıl oldu. Kaydımız var indi açımın. 1924'ten. Doğru.
Doğru. İndi içmen kaydımız var. Yani böyle 4 il daha 100 yıl kapalı. Yani bir karın diye. Bir karın kapalı Malatya'ya çarşılı. Malatya'ya çarşılı. Takriben 30 kavan Bağdat'ta kaydedip. Türkmence. Türkmence. İçinde Arapça da var yani. Elbet, makamlar elbet. Var, şeyler Doğru. var. Ama bizim ilk kaydımız 1924 veya 25. Bu adam Bağdat'ta kaydı olup o bizim ilk şeyimizdi. Onun evvelde vardı, şaltak varmış, şey varmış, malalarımız varmış. Ama ilk kaydımız Malatya'ya çarşılıydı. O bizde de bir güzel konu var, hazretlerim buradan buradan belirtirim. Bizde 353 tane ağaçımız var. Diyarın mende kayıt olduğu. Kayıt olanlar. Ha. Ha. Ama kayıt olmayanların bir yok, bilgi var. Yok, tamamdır. Ha. Ben kamil derim sana. Bu kayıt olanlar. Bana hazretlerim buradan gösterdim size. Yani mesuliyetten yani. Doğru. 353 mağın çağıranımız var. Yani 74 tane ölüp. 74 tane ölüp. 20 derim. 74 tane ölüp kalanı hayattadır. Kalanı hayatta. Yani bu bir kayıttı yani. Ben bunu ilk herhalde size bu şey dedim. Yani bu genç sanatçılar da dahil etmiyor. Ben derim sana bizim kaydımızda Malatya'ya çarşılıdan. Doğru. Hatta indi hayatta Allah uzun ömür ve küçük Yunus'umuz var. Doğru. Yunus berber oğlu 13 bin. Maşallah. Yani çıkır da yani sanat çıkır ama küçük sanatçımız diye Yunus berber oldu. Doğru. Onlardan indi ama bunlar diyendim sana bak Erbil'den var. Mesela Çarçıcı'nın 108. mağın çağıran var. Maşallah. Bunu hazretlerim bilersiniz. Sizde de bir kayıt kalsın. 24 mağın çağıran Duz'dan var. Erbil'den 33 mağın çağıran var. Bu yani diye dediğimiz 24'ten bu yana indiye çıkıyor. Doğru, 1924. Telaferden 8 mağın çağıranımız var, Türkmanca. Doğru. Çifri'den 5 mağın çağıranımız var. Köprü'den 8 mağın çağıranımız var. Bu Türkman bölgelerindirim seni. Doğru. Bunlar hepsinin kaydı var. Ve hepsinde ben adların saysak çok olur. Ama 353 mağın çağıranımız var. Maşallah. Maşallah güzel. Bunların hepsinde kaydı var. Güzel bir şey de yakalayıpsan bu rakamları. Evet. Tabii bu rakamlar çok önemlidir. Bu rakamları belki araştırmacı merkezler var, araştırma merkezleri vardı bugün dünyada ve her yerde. Biraz önce gördüğümüz de ki Türkiye'nin mesela Emel Sayan'ın bugün bir arşivi varsa büyük kurumlar tarafından saklanıyor veya bu dediğin net rakamlar var. Siz bu rakamları hiçbir kimseyle paylaştınız. Uyarsan, yesen özellikle kafeye, bir yerlere veya münazama, kurumlara bu bilgileri diyorsun. Bizim bu bir tarihtir çünkü. Bir yani münazama gelmiyor bir anımıza bunlar şeysin yani. Doğru. Herkese bir hadi diyor. Bizim 2010'dan böyle diyor. 2010'dan bir yana internet bilsin, internet çıktı. Doğru. Elimizden geldiği kadar yani millete gösterdik. Millete gösterdik. Ben zaten gayem budu yani. Ben. Millet karşıydı bu şey etmek. Ben. Zoom Osasalar uzun da yani buranın da izleri uzun da arşivler yalnızdı. Bütünü var yani. Bizde ya çibin neçeden açılıyoruz o zamanın. Cüt kahve programıydı, obur programlardı yani hepsinin Ustad Haşim'in programıydı. 90'lar, 80'lere dayanan o bir arşivler onlar var. Onlar ama çoğu abi kayboldu. Kayboldu. İşte elimize ne giren yazdır. Girdi, çoğu kayboldu. Çoğun işte nece diğer o vakit biz biraz düşman biraz sıkıntı şeydaydı. Doğru. İşte Marakay'dan, aynen bizim kimin Marakay'dan verdi bize. Doğrudur. Ama yani bazen de saklayıp daha yok saklama. Git her sakla. Peki bunu merak ederek vardı mesela siz mesela geçip sizden diyağın arşivlenmeyip siz özü gelip sizden isteyip benim şarkılarımı arşivlen yoksa da siz yani hapsını özünüzden hemen arşivlisiniz. İlla ki biri size gelip demağına gerek yoktu. Yok bizim bir senece evvel teciletler vardı işte. Yani Erbil'den, Duz'dan. Ben. Gidendik mesela diye kardeşimizin toyuydu. Kardeşimiz toy bakarsan özüne ait bir mağın çağıran getirip. Yani öz aşiretinden, öz kısmından, oturup büyük mağın çağıranlardan. Onun sesi bile var mende. Ne güzel yani. Yani o niyeti üzerine bir makam okuyup, evinde de mesela kardeş şerefine. Hobi diye. Toy eden şerefine. Yani o sene deyip demesi önemli değil. Siz yok, bende kayıttı. Bende kayıttı. Ve onun adını bile geçmişim. Ne güzel. Ve zaman gelip, zaman gelip, gelip diye bir böyle şirket var diyemişim, ha var. Doğru. Peki bu yorgunluk değil mesela hafız havuz için hele de. Bu hıvayet meselesidir. Sevgiden kaynaklanan sevgiden. Bir şey. Hıvayet bir şey meselesi. Sevse o yorulmaz. Yani ben indi eşitsem Cenab-ı Uzya'nda bir şey var. Yani ilişirem daha. Hakiki ilişirem yani. Ama çok bakalım ne adı? Bakarsan alamdan da senin bakalım aynı şeyi okuyup. Aynı şeyi her yerde okuyup. Ama başka yok. Okuyamadım. Zavadu adı. Haz ederim. Yani kayıt olsun. Sonra bizim malalarımız da çoktu. Malaları inşa etmeyek. Çarşıda büyük malalar vardı yani. Mesela diye.
eskiden yani indi alabilir bir cilt almaz yani. Bu bir gerçek. Bu cilt çok bilmem bu cilt biraz yani. Değişindi yani ihtiram var zilere. Ben doğru. Tanımırlar mesela lobya çok oğlu kimdi? Mala abla lobya çı. Ben değişmem şey. Ha Koreya mahallesi kalkıdı mesela. Topal Mala Mehmet. Mesela Mısalla Priyadi mahallesi kalkıdı. Seyyid Zeynel Sabır çıplar. Bu birisiler mesela Mala Vahid, Mala Abud. Cilt tanımır bunları. Doğru da ama bunların hepsi arşiflenip sizde. Ha arşifte var ha. Çok bir gün bu dedi o hani neyse gençler tanımır. Ben burada biraz da özür veriyorum. Çünkü zaman değişili. Bu bir gerçekti. Dünya kalmayacaktı. 1400 yıldaki dünya bir gündeki dergi. 20'ler bir gündeki değişili. Ama bunun gençlere sen ne de yöntürsen veya ne de çalışırsan bir yöntemi var. Kas özüne göre bir yolu var. Gençlere tanıtmak için bunu. Bunun iki noktası var. Birinci noktası yani saygı ihtiram var. İlamın doğru var. Doğru. İkinci noktası mesela ben çağıran geldiğinde ama ala bu kayıt mesela diye 1970'te filan şarkıcı çağırıp bunu ala bunu sen dirintir. Doğru. Ve olup da. Baksan olup o ben çağıran mesela yine yoldan çıkıp bu yenge, bunu alem sevur, cil bunu sevur. Ama cile gelirse o ilamın çok doğru var. Mesela ayda çiçere. Bir sanatımızın üzerine bir cece yesek. Bir tesiri yoktu. Elbette. Hiçbir tesiri yoktu yani saygı ihtiram var. Ben. Mesela bir cece diye ayda birinci Fakhreddin Ergeç. Fakhreddin Ergeç büyük bir mağın çağırandı. Bizim yanımıza bu ciller geldi yenge çağıranlar. Diriçimdi Fakhreddin abi. Diriçimdi Abdülvahid. Abdülvahid bizi 52'de London'da sefirimizdi yani. Büyük bir mağın çağırandı Abdülvahid. Sanatçının boynunun borcu da bu şeyler bilmek yoksa başka insanlar gelip bunları tanıtırsınlar. Başka insanlar var. Göre. Başka insanlar var. Çünkü ne dedi her yerin ilamı var. Her yerin şeyi var. Yani biraz evvel gördük, bakarsan kameraman özü gelir, adamı var mesela gelir, kayıt edilir, gösterir millete. Ama bir sanatçı özünden de çıkması lazım. Çünkü bir gün tabii, bir futbolcu, tabii. İsterse iyi bir futbolcu olsun, gidip Maradona'nın planı izleyecekti biraz. Tamam. Severse futbolu. Bir sanatçının da bana göre bilmiyorum. Gerek de biraz öz de aktarsın. Öz de aktarsın, öz de sorsun. Çünkü biz doğru. Sormaktan bu cüneye yetiştik. Yani biz sormaktan. Bildik filanın hayatı nerede, filanın şeyi nerede, sormaktan. Doğru. Yani ayıp diyor ki mesela sorum, Senu dedik biraz zavallı bir konuya derdik, dedik Senu Törenu'da filan ben çağırdım. Kardeş bu kimdi? Doğru. Bahar aldı, bu kimlerdendi? O bir kayıttı. Doğru. Bir sanatçı da gerek etten sümüğü ayırsın nece bunu böyle şeye dergirem yani. Doğru. Gerek geçsin, bir şarkısı oldu, geçsin bir şeref makamı aktarsın. Koryatı aktarsın, sonra koryat düz okumak. Doğru. Yani burada saygı ihtiram var. Bazı indanına gider. Koryatı galat okurlar. Doğru. Koryatın kelimatını galat oku. Doğru. Ama kanununda oynama. Her şeyin göre, kanunu var. Doğru. Bana göre bazen bazı tarihi olaylar veya bir hikbanın tarihini öğrenmek için. Mesela bir gün bir örnek vereceğim. Birazdan da o örneğin kanıtını da sunacağım bir gün burada. Belki seyircilerimiz de bunu belki de sistem dikkatine alsınlar. Mesela biz dediğimiz zaman Türkmen sanatı 70'lerde 60'larda Irak'ta güçlü olduğu zaman başka milletlere belki başka milletler diğer nece inanmıram. Çünkü bir gün gördüğü zaman Bağdat'a geçse bir Türkmen sanatçısı veya şarkısını görmürü. Ama ben bir gün bir kanıtım vardı. Onu da diyeceğim ama izleyeceğim özün. Mesela bir gün Irak'ın kadın sanatçısı Afif Eskender'in Türkçe okuduğu bir şarkı var. Ben de doğrusu bilmirdim. Rastımıza geldi. Onu haz edinem bir gün eşidağın tekrardan dönem bu konu üzerine duralım. أيها الحفل الكريم والآن جاء دور المطربة العراقية الكبيرة مطربة الإذاعة والتلفزيون عفيفة اسكندر وستغني لكم فاصلا من أغانيها وفي مقدمتها بطنج قانا بنزيور يرالزانا بنزيور Thank you.
izledik, gördük klibi, şarkını çok güzel bir şekilde kendisi. Arapça ama Türkçe, Türkmence şarkı deyir. Çok güzel idi. Tabii bunun yanında da həz edirik sorağın arşivin önemi nədir? Yani mesela bu şeyleri gördükten sonra. Bu bunu Yusuf Ömer de okuyup bu ama bizim sanatçılarımız vasıtasıyla bu şarkılar yetişip üzerine yani. Demek ki o zaman bizim Türk sanatçı. Ha indi bu açtığımız şeyde bunda Abdülvahid Çüzerçi var, Fahreddin Ergec var. Buranın sanatçılar çok katılıp ora. Akram Düzlü var. Bəli. Tülaferden katılan sanatçılar var. Bunlar hepsi kayıtta var. İşte güzel, bunu da orada şey edebilir. Ama bu şarkını Arap sanatçılarının hem Yusuf Ömer okuyup hem Afife okuyup öyle. İkisilerine yani. İşte nece okunup kim aparıp onu bilmiyoruz yani. Dikkatim çakırı. Çok da detaylı bilgiler versen. Hani şarkını verdik biz şarkını gördük ama aynen. Sen bilgiler hepsini detaylıca verdi bize. Sanki bilgiler, evi oradaymış. Yani ya, o konuşur kimler orada. Aynen. Bu bilgileri hiç düşünüp sen yani arşivten ayrı. Bir kitap edesen. Bir günden bir güne. Etmemişim kitap. Yok yani düşünüp sen böyle bir vallahi, kitap varsan da. Hepsi kayıttı. Bir senece kayıttı yani. Diyelim kayıttı. Hepsini yazmışım yani bir yerde ama kitap etmemişim. Doğru. Çünkü diğer her şeyin adamı var. Doğru. Her şeyin sahabı var. Ben kitap yedim. Ben kitap yedim. Kitap mesuliyet bir şeydi yani. Basit doğru. Bir şey değil yani. Tabii ki seni yardımcı doğru. Yani şey başka özü, ben de zaten sonra istesen. Sonra bu cünübiyle mesela. Doğru. Bu 60'larda da bu tezcil. Sonra yani senden sormuşum, ondan sormuşum. Yani bu bilgiler hani geolarda dolaşır, beyinlerde. Onlar oradaymışlar yani. O adamlar oradaymışlar bir haçat değiller. Yani ispat değiller. Doğru. Yani ben sen birden bir haçat sorumda o. Şimdi ben sana diyeyim bizim Abdülvahid Çüzerçioğlu. Bəli. 700 şarkısı var. Bəli. Yani flüklor olsun, o özüne ait olsun. Doğru. 700-600 məni çağırıbdı yani, şarkı çağırıbdı. Bunu her adam bilmez. Kesinlikle. Ama arşiv meselesi bilinir mesela filanın neyi var filanın neyi var. Bir de öz alüden arşivliyipsen ha biz sen ne arşivliyipsen ne vardı ne yoktu. Sonra çoxunu doğlamış hemen yani. Montajdan geçmiş. Montaj meselesini havalarını almışıq. Çünkü eski kasetlerde böyle şey yok idi yani. Hepsini yani havalarını almışıq, bez vermişiq şey yani bir işten işleyipsiz. Doğru bəli. Doğru elbette. Bugün onun yanında da biraz konudan yazıya çıkacağız arşivden. Radyoda sunuculuk yaptığımız bazı radyolarda bir zamanlar yerel televizyonlarda da çalışmalarımız vardı. Bugün radyodan prensiplerim konuşayım. Radyonun etkisi yayın organı olarak bugün nece görürsünüz radyonu? Radyo, İnsanlara televizyonun yanında radyonun dinlemenin %40 görürüm. %40. Ne 60 diyelim ne 50 diyelim. Neden? Yani çok dinleyeni az olup. Doğru. Yani saygı ihtiramım var. Dinleyeni çok az olup. Doğru çünkü ama, eskiden çok. Bir de ne var orta yerde? Her şeyinde sahabı var. Yani sahabı var. Ben indizli ihtiramım var. Yeri uzun oturabilmem. Ama oturabilen bir sanatçıydı. Doğrudur. Radyoda adamı var radyonun. Televizyonun adamı var. Elbette. Her şeyin adamı var. Doğru. Ve biz bunları gerek düşünmek. Düşünmesek o 40'ta kalmaz 20 yanlık. Ben bu haçı addirem, mesuliyet bir haçı addirem. Hepsi dostum da arkadaşımdı. Dedim tara adamı var koyun. Yani acaba yani ben, ben mesela seni getiririm. Talafını yedim sen diyeyim Kamil Reşit'in bir mensi ver bana. Diyorsun Kamil Reşit kimdi? Çok zordu. Kamil Reşit sen haçıydı. Behcet Gamci'nin bir mensi ver bana. Doğru. Filan bu... Bunlar gerek uygulda. Hani bir tek sanatçının adını bilmek değil ki. Onun arkasındaki bilgileri neydi, niyeti hayatında. İş bu yenge cillerden değil ki. Doğru. 4-5 mançaramız var, şimdi adları var. Hele onda hep bu şarkılarını bilmirik. He, kazdım yani. İş olan önde değil ki. Doğru. Yani bunlar gerek radyoçu gerek övgünde hepsi düzülsün. Radyoçu. Gerek Kürt mançaları gerek düzülsün. Arap mançaları düzülsün. Doğru. Bir de yazsın yani. Mesela o da kaç sene bile tarafını edip filan şarkını isterim. Haba'nın filan şarkısını isterim. İlham-ı Lab'ın filan şarkısını isterim. Bunlar hepsi hazır gerek bulunsun. Bunlar gerek radyoçu bunda olsun. O olmasa yani bilmirler yani ihtiramım var. Mesela her şiirinde müzikası var. Doğru. Mesela şiir var açasan cevu var. Ben bir şiir açsam bu cocine müzika girmez. Bu şiir diyor ki. Doğru. Her şeyin cevu var yani. Bir gün çok da vakıfsız hani bilgiler, öz sanatçılar, Türkmen sanatının tarihinden, sanatçıların tarihinden konuşsuz hani bilgiler öz var.
Sən o gözlüğünden bir gün Türkmen sanatını bir gün 2020'dayıq. Necə görsən, güçlü görsən özün, ulaşmışıq o seviyeye. Bir gün Irak içerisinde yerimiz hardadır. Bir gün Arap kültürü var, Kürt kültürü var. Bizim de kültürümüz vardı. Razısan bizim sanatımızdan bir gün necə görsən özün? Mən bir arşiv olarak gerek kırmayayım. Yani kırmak dediğim yakan, bazen de ister insan gerçeğin konuşsun. Yok. İyi o harap. O da şey. Harabıq. Haraba gedirik. Mən haraba gedirik. Neden haraba gedirik? Çünkü kimse söz tutmur. Söz tutmak olsa, yani ben insan bana bir haçet edip bakarsam bende ne var yani? Bilin, iş ihtiram var, büyüklükten diyor ki. Kesinlikle. Gerek sorasan. Sormasa o cariye gidesen. Sen haçı var bakarsan 4 il okuyup onun sayı, ne adı kaldı, ne, hiç kimse daha 4 il adı oldu, kalmadı. Neden kalmadı? Neden İndiye Çimen Dagir Mançı'nı okurlar? Doğru. Biz şairlerimizden, mançalarımızdan bir belə mənisidir şeyde. Doğru. Onda %90 olur, %100 olur. Yani bir eser bıraksın. Yıllarca hep aynı şarkı dinlenilsin. Biz de dünya tanır koruyatımızdan. Makamımızdan. Zaten evet. Makam burada çarşıdan çıkıp. Bu çarşı böyle basit, bazı adam basit görür bu çarşı. Koy böyle diyeyim, bazı sanatçı buranın basit görür. Bu çarşıdan adamlar çıkıp, adamlar şey olubdu, yorunublar, yorunublar. Yani doğru. O vakit bir sene neydi mənim çıxatmaq, doğru. Buradan Bağdada giderdi altı çara, bəgəmir, nücülə bəgəmir özün. Bir de dönerdi. Kıymet var. Bir de giderdi, altı çara giderdi, yedinci de anla qeyd ederdi. Vallahi mənim çağına var, mənə deyib bunu. Yedinci de getmişim, indi hayatadır. Anla səsim qeyd ediblər. Doğru. İndi biraz her şey kolaylaşıbdır. İndi yox, bir sene her şey kolaylanıb. Çok kolay oldu. Yani mən her vakit yerim, burada da istedim deyim. Çok internetten meşhur oldu. Doğrudur, sosyal medya yoluyla. Bu hacatı ben... Yani öz sanatiyden veya sesinin gücüyle olmuyor. Ben hiç ad demem. Doğru. Ama tanrıdan tanrıdan internetten çok adam meşhur oldu. Bu iş böyle kalmaz. Doğru. Doğru. Sen gerek... de kimin bu oyunun adı bugün? Bu sanatı öge atmak, desteklemek, iyi şair çıkartmak, iyi sanatı çıkartmak. Toplumun bu oyunu adı yoksa müesseseler, kurumlar bu oyunu adı kimin bu oyunu? Vallahi bu haz etmem de şey ama müesseseler bu oyunu adı. Niqabalar var, niqabalar boyunun adı. Doğru. Neden oyun boyunun adı? Yani gerek bunları bir şey ama ilgilenmirler. Gerek bunları için bir... Türkmen genç yetenekleri kucaklayan veya sanatçı, müzisyenler... Destek hayatım, destek. İndi Türkiye'de Mən Çağıran'ın ömrü geçip 60 yaşında olup da TRT Müzik'te tekaüdü var. Doğru. İşi yoktu. Gider TRT'den hayatının alır. Geleceği hiç korkusu yoktu, endişesi yoktu. Aylığı var. Azif olsun. Bakmasan mesela Cirmi Çemen Çanan oturup, Cirmi Saz'a oturup, doğru. Bizim bu yerde, bu yerde Çeşke Gatıray Görsedeyim bize kayıtta var, doğru. Yani arşivte varımdı. Neçe çaman çalanımız oturup, neçe üç çalanımız oturup. Ama bir gün, bir gün barmak sayısındadılar. Ama bugün, sebebi neydi bunun? Yani neden böyle oldu? Yetirmediler, cil yetirmediler. Yani ihtiram var. Yani burada bir nesli yetirseydiler. Eski mən çağıranlara. Doğru. Cil yetirmediler. İndi kalkırlar özleri kırırlar bu çerim bu yengileri. Ne şekilde çoğalacaktı? Bak, hem özleri yetirmediler hem de yengileri kırırlar. Ama bence mesela Cenab-ı Usta ki bir arşivçi veya sanatçı var veya sanat tarihinden bilen. Bence herkes tarih yazır. Bu sanatçı iyiydi ve iyi yetiştirdi. Bir sanatçı var idi. Bu herkes tarihine girer. Çünkü bu bir millet, milli bir görevde ben göremez. Çünkü sen sanat ancak milleti yansıtar. Bir gün mahtiramat, çok da saygım var bütün doktorlara. 100 doktor çıksın ama bir sanatçı bir şarkı dese kerkükte o yazılı kerküye gelende o diyeler filan şarkı kerkükündür. Diyemezler filan doktor. Doktor yüzlerce var ama o bilim dalında. Biz ama Haviye, bir memleketin Haviye'si sanat var. Ben görüyorum, böyle görüyorum. Bizim sanatçı bir mani kaydetmeye gidende aceleyle olmaz iş. Evet. Ben geldim rastan abladan mesela sözü aldım. Savu mülahini rastan hemen tez. Bir günde mani olmaz Allah hatırı için. Sevil Can, indi albom çıkardı haliyen Sevil Can. Tans hapus Sevil Can. Üç aydı makam, sabah makamında çeş kalıp, yani nesil olsun sabah makamında. Yani bu, ben böyle bilim aldığız. Doğru. Yani durup, durdurdum, üç aydı mani albom sizi çıkarsın. 2020 albomu, bir mani hatırı için durup, o makamda o kelimet oturmur. Sen... İndi burada, doğru. Şair yazırı, yazırı verdi sana. Verdi sana bunu gerek lahinle oturdasan. Lahinle gerek oturdasın özün. Şimdi bizim rast makamında manimiz kalmayıp. Burada şimdi azifler bile.
Yani neden? Dinler de Allah bizi. Ras makamında bizim manamız kalmıyor. Sabah makamında bizim manamız kalmıyor. Yani haliyen ne tarzda değiller özün? Sahada olan her kurt. Yani bu makamın şeyinde. Lahni var. Lahni var. Her şeyin lahni var. O tarzda değiller yani. Ha, o tarzlarda daha değiller. İndi sahada olan Hicaz, Beyat, Kurt. Doğru. Üç tane hadi bas. Bitti. Ma'an çağıran gediri aynen bu cencilerden. Aynen. Aynen Kurdu yediri. Aynen ya Hicaz yediri ya Beyat yediri. Gelmir bu SG'ye gelsin. Gelmir Ras makamına gelsin. Zordu, zahmetliktendi bu. Zahmet döküyor. İstirik tez özünü alsın ortaya. Ha. O daha Asant kolaydı belki. Bu, yani. Ha, bu Asant atma. Mesela indi ya, indi biraz evvel de daha gidik. Doğru. Yani sen gözü açarın, Ali Abdülkerim'in diye mensin, dinlesen. Tamam mı? Yok, tamam. Doğru. Cil cilde dinler özünü. Neden dinler? Hem lahni hoştu. Doğru. Hem de kelimatı hoştu. Bir şeyle, tamam baksan, bir şarkı çıkarttı, bir şey oldu sana, sesinde bir şey oldu, daha çağıramam sen. Ömür geçti. Çünkü 18 geçti. Başarın sesi de geçti. Aynen. O şarkı sana dirintili hediyeler. Yani ma'an çağıran var. 100 kusur ma'ansı var. Bir ma'ni de meşhur olur. Doğrudur. Bir ma'ni de meşhur olur. Ben ispatım bana. Bir doğru. Ma'ni de doğrudur. Meşhur olur. Şahidah biz de. Ona ne oldu çağırardı ha. Ona ne oldu. Yani ma'nisi var. Bakarsan bir ma'ni verdiler özne meşhur oldu. Doğrudur. Ve ricam sanatçılardan geçsiler. Başka makamlarda da tecrübe etsinler. Yani inşallah biz de umut ederiz. Ne var biraz zorluk, belki biraz günler geçer ama dedi Hus kimin? Sonuçta ortaya bir eser bırakırlar. Yani yıllarca dinlenilen bir şarkı ortada oğlu. İşte özü bir çere diğer bir mesele var Türkmen diye. Bir çere dama çıkılmaz. Doğru. Paya paya çıkılır. Paya paya. Doğru. Bunlar yok. Rahatsız sizler 10. da şey yazsanız. Vallahi söz var yani. Burada haziyet bir yani gelirler, gelirler bura, yanımıza gelirler. Baba acele etme. Böyle. Bu lahin filan lahine benzeri. Doğru da dikkat etmişim. Lahan, ben şarkılar benziyor. Acele etme git. Adam var. Benim amma oldu. Diri gelsin genç sanatçılar. Ben lahan ederim. Ölçü. Ha böyle bedava. Ama acele etmezsin beni. Kelime tecrübe. Lahan etmek tara basit bir şeydi. Öyle. Ben oturmayayım bir şeyin başında. Tez hemen lahan oldu bitti. Doğru. Allah hatice. Biz bunlara gerek mekayet olak. Gerek bunlara saygı bulak. Çünkü bu yüzden bak netice denemiz var. Yorulurlar bir işte. Sana dedim biraz evvel haça turşu etmeyeyim. 7 kere bağda gidip anla sesini kaydedebilir. Doğrudur. Acaba o 7'de ne var? Bir gidip lahni tamam diyor ki. Bir gidip kelime tamam diyor ki. Bir gidip sesinin yorgunluğu var. Sonra sabah ses ayrıdı. Cumhurta ses ayrıdı. Cece ses ayrıdı. Güzel notları dengesi. Bir de sanatçı gidende ses kaydetmeye gerek bilsin yemekler var. Ben istemiyorum burada diyeyim. Neler yiyesin getirsin? Yok bu bana ait bir şey diyor. Olmaz diyeyim öz başıma. Doğru. Bazı yemekler var yani bilici almışık. Onlar gerek yenilmezsin yani. O kurallar bana geldiğinde bir günde daha kalmadı. Yok kalmadı bu. O ne lijne var, ne tiyesi var, ne şey var. Stüdyoya gelince bir 10 cigara sahuru yolda. O cigaranın bir sene de karablık var. İşte artık Nece diğer bu da ben sanatçılara kalan bir şeydi. Ben ihtiramım var biraz şabi olduk ama onun için de şabi sanatçılara. Doğru doğru. Güzel konuş sağ olsun. Bir gün tabii güzel konulara değindiniz. Bugün sen belki de sanatçıların, sanatın arkasında duran zavutak kişiler bugün sanatı ögetler veya çok da büyük katkıları olur. Çünkü bugün iş sanatta bitmir. Zavutak arşivçi istiri, başka şair istiri, şey istiri, bunlar hepsi bir ordu halindadır. Bir sanatı korumakta çalışır veya bir memleketin tarihini koruyorsunuz. Belki o tarihçi kalemi de yazar. Sen arşivinle saklasın sanatı. Hepsimizde bir katkıda bulunmuşuk. Bir memlekete hizmet etmekte. Bugün geldiği için çok da teşekkür ederiz sana. Ben memnunum sizden. Teşekkür ederek kırmamızı. Senden ve ablamızdan ve kadirlerden ve bizimle yorumlananlardan siz de yorumturduk. Sizden de çok memnunum Türkmaniye'den. Çok sağ olun. Başarılar diyerek size her zaman. O bu görevinize de devam edin. Çünkü bu büyük bir hizmette kalmış. Benim kapım da her vakit açıktı. Bütün sanatçılar için. Bütün izahlar için önce bir kaydımız var. Çünkü kayıtlar 40 saat diyor ki, 50 saat diyor ki daha fazladı. Tabii. Her vakit ben yani biller yani tanıyan tanıyorum ben açıktı kapım. Doğru. Çünkü i̇nşallah para da. Para her şey para diyor ki yani. Doğrudur. Nesihatim evet. De iyiye gider. İnşallah, inşallah. Ha, bu bütünümüze yani yok bas Allah bilir benim de galatım var. Doğru. Allah bilir Saudi galatı var. O galatı doğruyor. Yani ben senden küçük bir şey diyende sana gerek onları. Doğru. Nesihatlerim budur. Çok memnunum size. İnşallah. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olasın geldiği için.